Bir önceki videoda yük kavramını işlemiştik. Aynı yüklü cisimlerin ki bunlar pozitif veya negatif yükler olabilir, birbirini ittiğini görmüştük. İşte şöyle birbirlerini itiyorlar. Cisimler zıt yüklü ise de birbirlerini çektiğini söylemiştik. Bir pozitif bir de negatifim olsun. İşte bunlar birbirini çekecekler. Yük maddenin bir özelliği ve dünyadaki bu yük sistemini anlamak için bir takım adlandırmalardan yararlanıyoruz. Peki, cisimlerin birbirlerini ne kadar itip çekeceklerini etkileyen faktörler nelerdir? Elektrostatik, insanlığın uzun zamandır gözlemlediği bir durum. Ancak bu soruların çok ciddiyetle değerlendirilmesi 16. 17. yüzyıla rastlıyor. Özellikle 17. yüzyılda insanlar elektrostatikle ilgili bu durumları bilimsel olarak nasıl gösterebileceğimizi bulmuşlardı. Coulomb kendisinden önce yapılan çalışmaları da dikkate alarak 1785'te Coulomb yasasını yayımladı. Coulomb yasası, itme-çekme etkisinin elektrostatik kuvvetini verecek bir yasaydı. Şimdi Coulomb yasasına yakından bakalım. İki tane yük çizelim ve bunlar negatif ya da pozitif olabilir. Hatta beyaz da çizelim. Yüklerden bir tanesi Q1, diğeri Q2. Yükler arasındaki mesafede R olsun. Coulomb yasasına ayrıntılı gireceğiz ama önce bu yüklerin arasındaki elektrostatik kuvvete Fe diyelim. Bu yüklerin arasındaki kuvvet itme ya da çekme kuvveti olabilir ve bu kuvvetin büyüklüğüne Fe diyoruz. Buradaki küçük e elektrostatik demek. Coulomb çalışmalarında bu göstereceğim şeyi sadece tahmin etmedi. Aynı zamanda test etti ve yüklerin çarpımını hesapladı. Yükler birbirinden uzaklaşınca da elektrostatik kuvvetin azaldığını buldu. Ayrıca elektrostatik kuvvetin iki yükün çarpımıyla orantılı olduğunu buldu. O zaman formülde Q1 çarpı Q2 yazalım. Ama bu yüklerin mutlak değerini alıyoruz. Mutlak değer alma sebebimiz ise eksi bir yükün işaretinin işlemi karıştırmaması için. Evet, kısa yüklerin çarpımının mutlak değerini alıyoruz. Peki kuvvet, yükler arasındaki mesafe yani R ile nasıl orantılıdır? Tabii ki ters orantılı. Ancak R ile değil, R'nin karesi ile ters orantılı. Bunu da formülde yazdığımızda dikkatinizi çeken bir şey olmalı. Bu formül çok tanıdık değil mi? Newton'un kütle çekim yasasını hatırlayalım. Orada da kütle çekim kuvveti vardı. Kütle dediğimiz şey de aynı yük gibi maddenin bir özelliğidir. Hacim ve ağırlığını gözlemleyebildiğimiz için sanki kütle de somut bir şeymiş gibi geliyor ama tam bir tanımı yok. Sadece maddenin bir özelliği olduğunu biliyoruz. Hatta ileri fizik derslerinde kütleyi işleyince günlük anlamda anladığımız kütlenin aslında çok farklı bir olgu olduğunu göreceksiniz. Neyse konumuza dönelim. Newton'un kütle çekim yasasını yazarsak, Fg eşittir evrensel çekim sabiti yani G çarpı cisimlerin kütlesidir. Aynı renkle yazayım. Evet, bu kuvvet M1 ve M2 kütlelerinin çarpımıyla orantılıdır. Aynı zamanda uzaklığın karesiyle de ters orantılıdır. Formüllerdeki bu sabitler tabii ki farklı sabitler ve kütle çekim kuvveti yıldızlar, gezegenler ve uydular arasındaki kuvvet. Elektrostatik kuvvet ise çok daha güçlü ve kütle çekim kuvvetini alt edebilir. Aynı zamanda atom düzeyinde görülür. Ama büyüklük değerleri ne olursa olsun bu iki formül arasındaki paralellik gerçekten çok ilginç. Şimdi Coulomb yasasının uygulamasına bakalım ve biraz işlem pratiği kazanalım. Biri artı diğeri eksi olan iki tane yükümüz olsun. Artı yükümüz artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 Coulomb. Eksi yükümüz de eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 Coulomb olsun. Bu yükler arasındaki mesafe ise 0,5 metre olsun. Bu cisimler arasındaki elektrostatik kuvvet için ne söyleyebiliriz? Bir kere zıt yüklü olduklarından birbirlerini çekeceklerdir. Yani bir çekme kuvvetinden bahsediyoruz. Zaten Coulomb yasası bunu söylüyor. Buradaki F'i bulacağız ve bu yükler aynı işarete sahipse birbirini iter, zıtsa birbirini çeker. Ancak buradaki K değerini bilmiyoruz. Elektrostatik sabit olan K değeri nedir? Bunu ölçmenin birçok yolu var ancak K özellikle bu soru için eşittir 8,987551 ve nokta nokta çarpı 10 üzeri 9. Örneğimizde buralarda sadece bir anlamlı basamak var. Dolayısıyla k değerini alırken de tek basamak alalım ve yaklaşık değer yazalım. Bu da 9 çarpı 10 üzeri 9 olur. Hemen yazalım. Ancak yaklaşık bir değer olduğu için yaklaşık işaretini koymamız gerekiyor. Peki birim ne olacak? Formüldeki pay kısmına bakarsak iki yükün çarpımı var. O zaman Coulomb çarpı Coulomb, Coulomb kare yapar. Paydada ise metrekare olacak. Coulomb ve metrelerden kurtulup sadece Newton elde etmem lazım. O zaman buradaki birimlere bakalım. Önce Newton olacak. Daha sonra metrekareye gelelim. Newton çarpı metrekare bölü Coulomb kare. Hatta burayı beyaz yapalım. Tamamdır. Metrekare ve Coulomb kareler birbirini götürünce sadece Newton kalacak. Şimdi bunu örneğimize uygulayalım. Bu noktada videoyu durdurup bu bilgiyi Coulomb yasasına uygulayabilir ve bu iki parçacık arasındaki elektrostatik kuvveti bulabilirsiniz. Şimdi gelin değerleri yerine yazalım. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Newton çarpı metrekare bölü Coulomb kare. Sonra yükleri çarpacağız. Hemen yapalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 Coulomb çarpı eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 Coulomb. Burada mutlak değer aldığımızı hatırlayalım. Yani eksi olmayacak. Devam edersek şöyle payda çizgimizi çekelim. Bölü 0,5 metrekare. Önce birimlerden başlayalım. Burada Coulomb kare, şurada da Coulomb çarpı Coulomb var. Coulomb kare bölü Coulomb kareden bunlar birbirini götürür. Payı tekrar yazalım. 9 çarpı 5 çarpı 1'den 45 çünkü eksi 1 olsa da mutlak değerini aldığımız için pozitif olur. O zaman 45 çarpı 10 üzeri 9 eksi 3 ve eksi 1. Bu ne eder? 10 üzeri 5. Coulomb'lar zaten birbirini götürmüştü. O zaman Newton çarpı metrekare kaldı. Paydada ise 0,25 metrekare olacak ve metrekareler birbirini götürecek. 0,25'e bölmek 1 bölü 4'e bölmekle aynı şey. O da 4 ile çarpmakla aynı şey. İşlemi yaptığımızda yani 45 çarpı 4 dersek 180 çarpı 10 üzeri 5 Newton çıkıyor. Bunu bilimsel gösterime uygun yazarsak bunu 100'e bölüp bunu 100 ile çarparız. Ve sonuç 1,80 ya da 1,8 çarpı 10 üzeri 7 çıkar. Bunu 100'e böldük. Bunu da 100 ile çarptık. Evet. Bu iki parçacık için elektrostatik kuvvetin büyüklüğünü hesaplamış olduk. Bu bayağı fazla bir yük ediyor. Yani şu iki yükün çarpımı çok büyük. Özellikle de şu kadarlık bir mesafeyi düşündüğümüzde. Peki ya bu kuvvetin yönü ne olacak? Yükler zıt olduğuna göre birbirlerini çekeceklerdir. Yani her birine 1,8 çarpı 10 üzeri 7 Newton'luk bir çekme kuvveti etki eder. Aynı yük olsaydı bunlar bu aynı kuvvetle birbirini iterlerdi.